1820 yılında Hans Christian Ørsted elektrikle çalışma yaparken akım geçen bir kablonun yanında tesadüfen bulunan bir pusula ibresinin hareket ettiğini fark etti. Ve bu tesadüfle elektriğin aynı zamanda manyetik bir kuvvet ortaya çıkardığı anlaşıldı. Çok kısa bir zaman sonra da elektrik manyetizmayı doğuruyorsa, manyetizma da elektriği doğurabilir mi sorusunu çözümleyen kişi de elektriğin babası olarak kabul edilen Faraday oldu. Daha önce de pek çok çalışmamızda altını çizdiğim konuyu tekrar etmek istiyorum. Otomobilde herhangi bir konunun eksiksiz ve doğru anlaşılabilmesi, o konuyla ilgili fiziksel ilkelerin kavranmasına bağlıdır. Düzeneğimiz 1 santimetre kalınlığında flexiglass parçanın suntörüne bağlantısıyla yapıldı. Bor vidalarla 12 volt batarya bağlantısı, 1 adet lamba, pusula ve tek telli bakır kablolardan oluşuyor. Önce akü bağlantılarını yapıp pusula ibresinin hareketini gözlemleyelim. Manyetik kuvvetin yönünü tespit etmek için baş parmağımız artıdan eksiye doğru akım yönünü gösterecek şekilde tutulduğunda, parmaklarımızı kapatmaya çalıştığımızda parmak uçlarımız kuvvetin yönünü gösterecektir. Kuvveti okla gösterdiğimizde şekle göre okun sivri ucu bize doğru yani solda kalırken kuvvetin bizden uzaklaştığı yön sağda olacaktır. Aynı durumu pusulaya uyguladığımızda akım yönünün pusulaya göre güneyden kuzeye doğru olması halinde sağ el kuralına göre kuvvet yönleri gösterildiği gibi olacak ve pusula iğnesi batı yönünde hareket edecektir. Bunu İngilizce'de kar anlamına gelen kelimeyle aklımızda tutabiliriz. Eğer akım güneyden kuzeye doğru ve iletken pusula üzerinde ise pusula iğnesi batı yönünde hareket eder. Sağ el kuralında şimdi akım yönünü değiştirelim. Bu durumda kuvvetin yönü fotoğraftaki gibi değişecektir. Bu durumu pusulamızdaki deneyde gözlemleyelim. Görüldüğü gibi akımın bu sefer de pusulaya göre kuzeyden güneye doğru olması ibrenin doğu yönünde hareket etmesine neden oldu. Eğer pusulamızı iletken telin altında değil de üzerinde tutarsak kuvvet yönleri görüldüğü gibi olacaktır ve iğne doğu yönde hareket edecektir. Pusulamızı iletken telden uzaklaştırmamız halinde ne gözlemleriz? Görüldüğü gibi pusula iğnemizin hareketi azaldı. Manyetik kuvvet iletken telden uzaklaştıkça buraya kadar yapmış olduğumuz deneylerde 21 watt ampul kullanıldı ve bu yaklaşık 2 amperlik bir akım geçişine eşdeğerdi. Şimdiki deneyde ampulümüzü 55 watt'a çıkartırsak, yani akım miktarı 2 kat arttırılırsa pusula iğnesinde ne olduğuna bakalım. Oluşan manyetik kuvvetin arttığını pusula ibresinin hareketinden anlayabiliyoruz. Yapmış olduğumuz deneyleri özetlersek, İletken bir telden akım geçtiğinde iletken telde manyetik bir kuvvet meydana gelir. Manyetik kuvvetin yönü akım yönüne göre değişecektir.
Sağ el kuralı ile kuvvetin yönü bulunabilir. Manyetik kuvvetin etkisi iletkenden uzaklaştıkça azalır. İletken telden geçen akım arttıkça manyetik kuvvet de artar.